Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda özel üçgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında çözümlere başlayalım. Birbirine dik ikişer koldan oluşan ve uzunlukları aynı birim cinsinden verilen kırmızı ve siyah teller şekil bir gibi konuluyken kırmızı tel P noktası etrafında ok yönünde döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki y kaç, x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Hocam şimdi birinci şekli yorumlayalım. Şu dike çizecek olursak Pisagor'dan burayı bulup buradaki Pisagor'dan da burayı bulabiliriz. Ben şuraya bir y diyecek olursam şuraya da bir a diyeyim isterseniz. Bir burada Pisagor bir de burada Pisagor yapacak olursak eğer. Hocam her ikisinde de a ortak ya. Normalde Pisagor'dan a'yı bulup Pisagor'dan y'yi bulabiliriz ama bence gerek yok. A kare neye eşittir arkadaşım? 5'in karesi artı 15'in karesine eşittir. Aynı zamanda a kare neye eşittir? Y kare artı 13'ün karesine eşittir. Hocam bu 5'in karesi 25 artı 15'in karesi eksi 13'ün karesi yaptı. Bu 15 eksi 13 2 çarpı 15 artı 13 2 çarpı 28 yani 56 yapıyor. E o zaman buraya 56 diye yazayım. Eşittir y kare ise y kare buradan neye eşit oldu? 81'e eşit oldu. Dolayısıyla y'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9. Evet burası 9 oldu. Burası 13. Burası 15. Burası da 5. Arkadaşlar şu x'i bulmak için ne yapacağız? Dik 4 kere karşılık getirmek her zaman en etkisiz silahımızdır 90 derecenin olduğu yerlerde. E hocam tamamı 13 ise 13 olacak. 8 olacak. E hocam tamamı 15 ise 15 olacak. Buraya da kaç kaldı? 6. E Pisagor 6, 8, 13 üçgeninden cevabımız 10 çıktı arkadaşlar. Böylelikle. Evet birinci soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik ikinci soruya. ABC ikizkenar kenar üçgen. İkiz kenar üçgenimiz şöyle olduğu için ve burada bir eşitlik verildiği için arkadaşlar. Hop çizilen kenar ortay. Bak burada kenar ortay çizebilirim. Çünkü x kenarda bak. Normal bir üçgen olsa kenar ortay. 3 kök 5, 3 kök 5 diye ayırdı diye kenar ortay çizmem. Ama ikiz kenarda çizilen kenar ortay özel durumlu olduğu için yani yükseklik olduğu için aynı zamanda açı olduğu için tabii ki bunu çizebiliriz. Bunu çizdiğimiz zaman dikten dik çizildi. Öklit. Hatta burada ne var? 3, 3 kök 5, 1, 2 kök 5 üçgenler 6 yaptı burası. E buraya da diyecek olursam öklit bağıntısı var mı arkadaşlar? Burada var. Bantusunu uygula kardeşim. 6'nın karesi A çarpı 3'ten 36 bölü 3'ten A'yı kaç bulursun? 12 bulursun. Ali Bey isteniyor. A 12 ise burası 15 yapar. E dolayısıyla burası da 15 yapar. Dolayısıyla ikinci soru böylelikle balıkesir Oldu. Geldik 3'e. Hocam 90'ın karşısı değişiklik var. Hemen bak soruyu ben de ilk defa görüyorum. Hop muhteşem şu geldi hocam aklıma hop çizdik. Sonra ADDCDF. Hocam DF'yi de çift çizgi vermiş bize. A x kenar çıktı burada. E dolayısıyla öncelikle şuradaki x kenardan dolayı 42 kullanayım. 42 ise burası da 42'dir. Hocam sonra 50 ise buradaki açı da 50 derece olacağından buraya kaç kaldı? 8 kaldı. E hocam burası da 8 ise o zaman şu üçgende 2 iç açı 1 dış açı olacağından şurası kaç yapıyor arkadaşlar? 50 ile 8'in toplamı 58 yaptı. E burada da 2 iç açının toplamı 1 dış açı bak burada da yaptık. Burada da yapacak olursak x artı 42 eşittir 58 olacağından x de buradan kaç geliyor arkadaşlar 58 artı 58 eksi 42'den 16 mı geldi evet cevabımız böylelikle 16 oldu arkadaşlar yani 3. sorunun cevabı denizli oldu geldik 4'e hocam dikten dik çizilmiş öklit h diyecek olursam h kare eşittir 4 çarpı 9'dan e, h kare 36 yaptı h da buradan kaç geldi o zaman 6 geldi Haşı 6 bulduk Senden şurası isteniyor. X isteniyor. X e ait şu dik üçgene bakacak olursan. Hocam burası 6. Burası 8 verilmiş. 6 8 ne üçgeni arkadaşlar? 10 üçgeninden cevabımız böylelikle 10 çıktı. Yani cevap E dremit. Geldik 5. soruya. Hocam 3 tane eşitlik verilmiş. Ne var burada? Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlüden dolayı buradaki açı kaç derece? 90 derece. E hocam 30'sa x kenarlıktan dolayı burası da 30. 30 90'sa 60 burası. 2 iç açı bir dış açı olacağından 30. A x kenar çıktı. Devam edelim. Hocam burası 60. Tamamı 90 olduğundan. x kenardan dolayı burada sıfır daha 60. 60 60 ise burası da 60 oldu mu arkadaşım? Oldu. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. x x x. E hocam burası da x. A buradaki x çıktı zaten. 30 30 120 üçgen arkadaşlar. Kök 3 ise burası da kök 3. Kök 3 kök 3. X de buradan ne olacaktır? Kök 3'ün kök 3 katı. 30 30 123 kenar özelliğinden. Yani 3 çıkar. Evet 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Hocam hemen ne yapalım? Şöyle şunu mu çizsek böyle? Valla bunu çizebiliriz tabii ki. Öncelikle hocam kosinüs teoreminden burayı bulup ondan sonra Pisagor'dan burayı bulabiliriz dersiniz ama ben önce şunu yapmak istiyorum. 135'in mantığını kullanmak istiyorum. 135 görünce dış açısı önemli. Yani ya buradaki 45'i ya da buradaki 45'e. Buradaki değer kök kökgil olduğu için buradaki 45 bana daha önemli geldi. Hocam bu 45'i gören insan olan ne yapar? Hocam dikini çizer. Hop diki çizdik. Diki çizince şöyle 45 90 ise burası da 45 oldu. 5 kök ise bunlar da 5 5 yaptım arkadaşlar. Yaptı. Ee, yani burası 5, burası da 5 mi oldu? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? X'i bulacağız. 90 burada, 90 burada. Hop şunu şöyle çizecek olursak. Evet, biraz düzgün çizelim. Şunu şöyle çizecek olursak de geldi arkadaşlar. Şuradaki Pisagor'dan burayı bulup buradaki Pisagor'dan da x'i bulabiliriz. Ya da ikili Pisagor yapacak olursak Y kare neye eşittir arkadaşlar? 5 ve 11'in kareleri toplamına. 5'in karesi artı 11'in karesine eşittir. Aynı zamanda Y kare neye eşittir? X'in karesi artı X'in karesi artı kök 65'in karesine eşittir. Her ikisi de burada y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Bu 25 artı 121 eksi 65 eşittir x kare olduğundan dolayı. Hocam şu eksi 45 yaptı. Eksi 40 yaptı. 81 yapıyor. 81 eşittir X2'den. x kareden x'i de buradan kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Evet. Kaçıncı soru? 6. soru. Böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 7'ye. Ön yüzü dikdörtgen biçimli olan şekil 1'deki kumandanın BCFE dikdörtgeni şeklindeki kapağı şu kapağı şöyle açılmış. 120 derece açıldığında şekil 2 elde ediliyor. Yani şurası elde edilmiş. Evet devamını getirelim. Şurası 6 verilmiş. Bir de oran da verilmiş arkadaşlar. Evet ben buraya bir K diyecek olursam. Burası da 3K oldu mu arkadaşım? Oldu. Hocam dikdörtgen ya burası 90 derece. Şurası dik verilmiş. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı. Şurası BE uzunluğu K iken buranın kaç olduğunu yazacağız. 3K olduğunu yazacağız. E burası K iken burası 3K iken. Burada 6'nın karesi öklit bağıntısı. K çarpı 3K'dan 12 geldi. K da buradan kök 12 yapar. Yani 2 kök 3 yapar arkadaşlar. E o zaman burası 2 kök 13. 2 kök 3 burası da 6 kök 3 geldi mi? Geldi. Hocam şurası 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Şurası da 2 kök 3 burası da 6 kök 3. Toplamda kaç geldi arkadaşlar burası? 8 kök 3 mü geldi? Evet. E, 2 kök 3 var 8 kök 3 var 120 var. Nereden bulursunuz? Kosinüsten. Kenankara oradan mı yapar? Yapmaz tabii ki. Nereden yapar? Şöyle bir göstereyim isterseniz. Şöyle bir 120'lik üçgen var elimizde arkadaşlar. 120'lik üçgende şurada kaçı? 120 derece. Burası 2 kök 3 verilmiş. Burasını kaç vermişler arkadaşlar? 8 kök 3 vermişler. E ben buradaki 60'ın mantığını kullanacağım. 120'nin mantığı ya buradaki 60'ı ya da şuradaki 60'ı kullanacağım. Her ikisi de mantıklı hiç sıkıntı değil. Şuradaki 60'ı kullanacak olursam bir dik çizsem 90'ın karşı 8 köküse 30'un karşı e, 2'ye bölünmüş hali 4 köküçtür. Burası 30'un karşı 4 kökü, 60'ı karşısında da 4 köküçün köküç katından dolayı 12'dir. Hocam bir kenar 12 diğer kenar 6 kök 3. E burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada ortak çarpan. Aa, burada 6 çarpı kök 3. Bu da 6 çarpı 2. O zaman bu x ne olacaktır? Kısa yoldan yapıyorum. Kim uğraşacak? Bunun karesini al, bunun karesini al bir de kök düşsene çıkarmayla. Gerek yok. Hocam bu altının kök 3 katı, bu altının 2 katı dik kenarları olduğu için diğeri de altının kare kök içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklindedir. Yani kök 3'ün karesi 3 artı 2'nin karesi 4. Yani cevabımız 6 kök 7 olarak çıkar. Siz uğraştınız mı yoksa? Ah sizi gidiler sizi. Evet 7. soruyu böylelikle akşahip olduk. Geldik 8'e. Evet çevre şu üçgenin çevresi soruluyor. Arkadaşlar öncelikle 6 8 10'dan dolayı burayı 10 bulduk. Hocam burası 8, burası 8 kök 5 olduğundan dolayı burası da 1 2 kök 5 üçgeni. Küçük olanın kök 5 katıysa burası 16 mı olacaktır? Evet. E 6 7'si buradaysa buraya ne kaldı? 9 kaldı. Çevresi isteniyor bizden. Oo hocam burada da bir şey çıktı. Dikkat. Bak burası kaç? 15. 8 15 ne üçgeni? 17 üçgeni. 19 ve 17'nin toplamı isteniyor bizden. 19 ve 17'nin nesi isteniyor? Toplam isteniyor. 9, 7 daha kaç? 26. 36 mı yapıyor? Topladığımız zaman cevap 36 yaptı arkadaşlar. 8. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 9'a. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense şu 60'ları yapıştıralım. 60, 60, 60. Vallahi böyle bir soruyu. Burası da 60 mı arkadaşlar? 60. Ben normalde ispat yöntemiyle çözdüm. Ne yaparız? Şu paraları uzatıp ona göre işlem yapabiliriz arkadaşlar. Ama bu sefer oradan yapmayacağım e, bundan önceki videolarda. Hocam burada eşkenarın içinde bir noktalamış. Dik çizilmiş dik çizilmiş. Üçüncü dikil çizecek olursam bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit. Hocam 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı bak burada 30 60 90 çıktı. Çünkü bunlar paralel verilmişti. Yönde eşitten 60 çıkmıştı. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 köküçtür. O zaman bir eşkenar üçgenin yüksekliği kaç yapıyor? 2 köküç. Köküç ve 4 köküçün toplamı 7 köküç yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Evet burası 7 köküç oldu. E bu 60 60 bu da 30 30 olduğundan dolayı 60'ın karşısı 7 köküsü 30'un karşısı 7'dir. E 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı da 14 çıkar mı? Çıkar. Bizden AB uzunluğu isteniyor. Burası da 14. Arkadaşlar AB uzunluğu her yer 14. Yani cevabımız böylelikle 14 çıktı. Ceyhan oldu cevap. Ve geldik son soruya. 15 20'yi 25'e hemen yapıştırıyoruz değil mi arkadaşlar? Yapıştırdık. Sonra ne yapacağız? Hocam burası da dik, burası da dik. Burası da dik, burası da dik. He. Hmm. Hmm. Şurası dik. Buradaki dikliği ben nasıl kullanabilirim? Şurası dik ama AB ile AC dik arkadaşlar. Şunu tamam dik olsaydı hemen şunu şöyle çizebilirdim. Sonra da Pisagor'dan bulurdum. Ama biz ne yaptık? Öncelikle 15, 20, 25'ten burayı bulduk. Peki ne yapabiliriz arkadaşlar? X'i bulmak için dik üçgene karşılık getireceğim. Dik üçgene karşılık getirmek için ee, ne yapmak lazım? Hocam dik üçgene karşılık getirmek için mecburuz. Şuradan dik çizmemiz lazım. Şuradan mecbur o da bunun uzantısına mı geliyor arkadaşlar? Evet. Bunun uzantısına geliyor. Arkadaşlar burada dik çizince e ben şurayı da bulmam lazım. Burayı da bulmam lazım. E ne yapacağım burada? Arkadaşlar burada aslında dikdörtgen yapsak nasıl olur? Evet şöyle bir dikdörtgen yapsak. Tamam olay bitti. Dikdörtgenden şu kenarı bulurum en azından. Burayı da bulurum. Her yer çıkmış oluyor o zaman arkadaşlar. Dikkat edin burada bir öklük bağıntısı var ve ben şurayı yine buldum arkadaşlar. 25 olarak buldum. Şimdi ne yapacağız burada? İsterseniz buraya bir A deyip 15'in karesi A çarpı tamamı diyebilirsiniz. 15'in karesi eşittir A çarpı 25'ten. Bu 15 çarpı 15 eşittir A çarpı 25'ten. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3, bir daha 5'e bölsen 3, bir daha 5'e bölsen, e bölsen gitti. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 9. Hocam A 9'sa 9 15, 9 12 15, 12 20, 12 16 20 çıktım burası çıktı. E hocam 16 ise yukarısı da 16'dır. 12 ise burası da 12'dir. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Al sana Pisagor. 8 16 ise 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burayı kaç buluruz arkadaşlar? 8 kök 5 olarak buluruz. Evet burada işlemimizi yaptıktan sonra cevabımız 8 kök 5 çıktı. Yani 10. soru böylelikle Edremit oldu. Ve böylelikle test 4 de bitirmiş bulunuyoruz. TYT tarzı sorularımız bitmiş bulunuyor. Bir sonraki videoda AYT tarzına geçeceğiz. Yani test 5'in çözümünü yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.